Evet, herkese tekrar merhabalar. Bugünkü sorumuz gördüğünüz gibi bir trigonometri sorusu. Burada pek trigonometrilerle ya da işte algebra 2 sorularıyla pek uğraşmıyoruz. Ne de olsa ortaokul öğrencilerine ya ortaokul son işte lise bir öğrencilerine odaklandığımız için. Ama bu öğrenciler yani çok hızlı şekilde öğrendikleri için yine ortaokul sonunda lise 1'de trigonometri ile uğraşmaya başlıyorlar zaten. Böyle kolay sayılabilecek bir trigonometri sorusu gördüm. Bu soru Oxford Üniversitesi'nden. Oxford Üniversitesi'ne, şurayı düşüreyim biraz, matematik bölümüne başvuran öğrencilerine verilen sınavda sorulmuş olan bir soru. Diyorlar ki, x olabilecek olan bütün reel değerleri aldıkça f fonksiyonunun, f of x fonksiyonunun ulaşabileceği en büyük değer nedir diye sormuşlar. Sorulan soru bu. Evet, isterseniz burada videoyu durdurup bu soru üzerinde çalışabilirsiniz. Yoksa devam edelim. Şimdi tabii ki sine theta değerinin alabileceği 3 tane değer vardır. Ne vardır? 0 vardır, 1 vardır, bir de eksi 1 vardır. En büyük olarak. Dolayısıyla şu içerideki değer ne olursa olsun buradan ya 0 elde edersiniz, ya 1 elde edersiniz, ya da eksi 1 elde edersiniz. Bunun karesini alacaksınız. Dolayısıyla en büyük olarak 0 elde edersiniz, 1 elde edersiniz, 1 elde edersiniz. Sonra bunu 3 ile çarpacaksınız, 0 elde edersiniz, 3 elde edersiniz, 3 elde edersiniz. Bundan 7 çıkartacaksınız. 7 çıkartıyoruz. Dolayısıyla buradan ya eksi 7 elde edersiniz ya da eksi 4 elde edersiniz. Ve sonuçta bunun karesine alacaksınız. Dolayısıyla buradan ya 49 çıkar ya da 16 çıkar. Dolayısıyla f of x fonksiyonunun alabileceği en büyük değer 49'dur. Doğru cevap burada C şıkkı. Evet, teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için. Bugünlük de bu kadar. Herkese iyi çalışmalar. Hoşça kalın.